Hepinize merhabalar. Bir Dünya Su Günü zirvesinde çok önemli bir organizasyonun ikinci oturumunda beraberiz. Şimdi su ile ilgili pek çok ilişkili konu var. Bunlardan bir tanesi de gıda güvenliği. Öğleden sonraki oturumumuzda tarımsal su planlaması ile ilgili konuşmacılarımız bizlerle olacak. İlk önce Sayın Güven Eken'i davet ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Çok sağ. Evet, sunum var, vermiştim. Buradan ben mi açıyorum? Evet efendim. Bir yardımcı olursanız. Sizi yönlendiriyorsunuz. Şu. Tamam. Şunla mı yönlendireceğim? Evet efendim, onu tarif edeceğim size. Tamam. Tamam. Güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben sizlere sabahtan beri birçok konuşmacı, Sayın Başkanımız ve diğer Büyükşehir Belediye Başkanları ifade ettiler. Benden önceki konuşmacımız Alper Hocamız söyledi. Türkiye'de tarımın ana kullanıldığı sektör tarım. Öyle %50, %60 değil. 2019 verilerine göre %77'si su kaynaklarımızın tarımda kullanılıyor. Yani 1/4'ünden fazlasını tarımda kullanıyoruz. Dolayısıyla tarımın ne olduğunun çok iyi kavranması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tarımla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar nedeniyle aslında suyun kullanımında da çok büyük yanlışlar yapıyoruz. Ve Türkiye'deki şu anda gerçek kuraklık tehlikesi iklim krizi nedeniyle değil. Bunu bilimsel olarak biliyoruz. Tarımsal sulamayı yanlış yapmamız nedeniyle kuraklık kriziyle, kuraklık sorunuyla karşı karşıyayız. Şimdi tarımı çok iyi anlamak için tohumu çok iyi anlamak lazım. Her şey bu küçük tohum tanesiyle başlıyor. Bu tohum tanesi bir madde değil. Ya da sizin evde işte kullandığınız bir temizlik malzemesi, bizlerin kullandığımız gibi bir şey değil. Bu bir canlı. Ve bu canlı benim gibi, sizin gibi, hepimiz gibi, sevdiğimiz tüm insanlar gibi hayattan bazı beklentileri olan bir canlı varlık. Ve o canlının kendi doğasındaki, genlerindeki beklentilerini iyi bilirseniz, tıpkı sevdiğimiz bir insanla bir ilişkinin içerisinde olmak gibi, o zaman bu ilişkide güzel sonuçlar elde edersiniz. Yüzünüz güler. O insanı tanırsınız, bilirsiniz ve ona göre birlikte bir üretim tesis edersiniz. Tohum da karakteri olan, kimliği olan, hayattan bazı beklentileri olan bir canlı varlık. Biz eğer onun karakterini, kimliğini, hayattaki beklentilerini öngörerek onunla birlikte bir hayat tesis etmek istersek, o zaman çok iyi bir tarım politikası inşa etmiş oluruz. Yok eğer bunu bilmeden, fark etmeden, onun ne istediklerini düşünmeden davranırsak, bu küçük tohum bütün bir ülkenin, dünyanın en bereketli topraklarından Anadolu'nun kuraklaşmasının sebebi de olabilir. Bu tohum bu ülkeyi zengin de edebilir, karnımızı da doyurabilir ama aynı zamanda bu topraklardaki sonumuzu da hazırlayabilir. Tam da o eşiğin üzerine geldiğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Bu tohumu tam olarak anlayıp onun istediği şekilde onu toprağa hazırlarsak, o zaman tekrardan bu topraklarda yaşamamızın güvencesini elde etmiş olacağız. Yok eğer bunu başaramazsak, ne yazık ki benden önce de defalarca anlatıldığı gibi çok ciddi bir kuraklık tehlikesiyle biz bu zamanın insanları yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız. Şimdi basit bir olayım, bir yere gideyim, bir şey ekeyim, bir dönüm tarla alsam kaç para kazanırım?
bir formül gibi bir şey var aklımızda. Bir dönüm tarla var, şu kadar tohum ekiyorum, böyle bir sulama yapıyorum, sonucunda satıyorum, bir miktar para kazanıyorum. Ve tarımı da şöyle bir şey olarak düşünüyoruz. İşte şuradan gözüküyor mu? Yok, gözükmüyor. Gübreyi koyuyoruz. İlacı koyuyoruz. Sanki hani aslında böyle bir şey zaruriymiş gibi öyle geliyor bize. Suyumuz var, toprağımız da var. Ekiyoruz ve bir şey elde ediyoruz gibi bir algımız var. Halbuki düşünün, bir tohum kasemiz var. O tohum kasesinden şurası da bir tarla, ektik. Tohumu bıraktık toprağa, gübreyi de koyduk. İlaç gerekli olduğunu varsayıp onu da koyduk, gittik. Biz gittikten sonra o tohumun başına başka şeyler gelmeye başlıyor ama biz onları hiç düşünmüyoruz. Ne oluyor? Biz ayrılır ayrılmaz o tohumun etrafında, o tohumun etrafındaki diğer tüm değişkenler, biz oraya gitmeden önce olduğu gibi biz gittikten sonra da varlıklarını korumaya devam ediyor. Mesela kuşlar dolaşmaya başlıyor. Mesela böcekler dolaşmaya başlıyor. Mesela rüzgar esiyor. Veya hava kirliyse hava kirliliğiyle karşı karşıya oluyor. Veya yağmur yağıyor. Güneye bakıyorsa çok fazla güneş alıyor. Kuzeye bakıyorsa daha az güneş alıyor. Kış geliyor, yaz geliyor, sıcaklıklar değişiyor. Başka bitkilerin tohumları hayvanlarla birlikte oraya gelmeye başlıyor. Dahası sizin bu tohumu ekip yetişeceğiniz ürüne dair talepler değişiyor. Yani sadece tarlada değil, tarlanın dışında da hayat değişiyor. Ama biz tarımda yaptığımız temel hata, her şeyin tarımda sabit bir formülle gerçekleştirebileceği temel hatamız bu. Halbuki tarım doğayla birlikte yapılan bir tasarımdır. Siz eğer doğanın içerisindeki, tarladaki, havadaki, rüzgarlardaki, sıcaklıktaki, güneşteki diğer değişkenleri dikkate almadan tarım yaparsanız sonu şu anda Türkiye'deki durum olur. Kuraklıkla karşı karşıya gelirsiniz. Dolayısıyla bizim başka bir şey yapmamız lazım. Tarımı toprağa tohum atılıp sulanıp sonra da ürün elde edilen mekanik bir üretim biçimi değil, doğayla birlikte müştereken yapılan bir tasarım bilimi olarak görmemiz lazım ki Anadolu kadınları zaten binlerce yıldır bunu yapıyorlar. Fakat biz tarımı başka bir noktaya indirgemiş ve bu kadim bilgiden uzaklaşmış durumdayız. Uzaklaştığımız için de verim odaklı bir tarım politikası Türkiye'de 60 yıldır uygulanıyor. Yani şunu diyoruz, şu tohumu ekersen daha çok verim alırsın. Şu kadar sularsan daha çok verim alırsın. Bu kadar gübre dökersen daha çok verim alırsın. Bu kadar ilaç atarsan daha çok verim alırsın. Çiftçilerimize 60 yıldır söylediğimiz şey hep şu 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 ama sonunda daha çok verim alırsın. Ve nihayetinde yaptığımız şey aylarca serada boyalı bir tohumu laboratuvar koşullarında bir viyole ektikten ve sera ortamında onu büyüttükten sonra bir anda bu ortamın içine gömmek. Yani siz çok steril koşullarda fevkalade verimli olduğunu düşündüğünüz bir fideyi serada yetiştiriyorsunuz ve işte önümüzdeki haftalarda, diyelim ki Nisan'da ekilmeye başlanacak. Bu mükemmel tasarımı, yani size göre sera ortamındaki bu mükemmel tasarımı doğanın içine koyuyorsunuz. Ne oluyor? Başlıyor böcekler gelmeye. Başlıyor yağmur yağmaya. Bugün dolu oluyor. Yarın çok sıcak oluyor. Öbür gün yağmur yağıyor. Ondan sonra poyraz esiyor. Ama sonra lodos esiyor. Her gün hava değişiyor. Aylarca küvezde yetiştirilmiş bu fide elbette ne oluyor? Hastalanıyor. Hastalanınca veriyoruz ilacı. Elbette yoruluyor. Yorulunca daha fazla su veriyoruz. Dolayısıyla verim odaklı tarımın bize temel vaadi olan verimli tohum fikrinden bir kere caymamız gerekiyor. Öyle bir şey yok. Her tohum kendi bulunduğu coğrafyanın içerisinde verimli veya verimli değil. Yani laboratuvarda yetiştirilmiş bir tohumun bütün dünya için verimliliği gibi bir şey söz konusu olamaz. Serada verimli olmaya devam edebilir. İzmir'de de belki verimli olabilir. Ama Türkiye'nin bir başka yerinde verimsiz bir tohum haline gelebilir. Dolayısıyla temel sıkıntılarımızdan bir tanesi demek ki verim
odaklı tarımda tohum meselesi. İkinci meselemiz arazi meselesi. Biz Türkiye'nin tarım arazilerini tasnif etmiş durumdayız. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, marjinal vesaire gibi. Ve dediğimizde bu birinci sınıf tarım arazi. Nedir bu arazi? Ova arazi. Yani alivyon tabanlı arazi. Bu arazinin özelliği nedir? Büyük makinelerle bu arazide tarım yapabilirsiniz. Ve gerçekten alivyon tabanlı veya orman tabanlı olduğu için yüksek biyokütleyi üretebilen bir toprak. Fakat Türkiye'ye baktığımızda tarım alanlarımızın çoğu bu karakterde değil. Yani Türkiye'nin tarım alanları, Türkiye'de Anadolu biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi tarımın keşfedildiği yer. Tarım alanlarının yaygın karakteri böyle değil. Böyle. Dolayısıyla elimizdeki tarım alanlarının çok küçük bir kısmını birinci sınıf ilan edip geri kalanlarını marjinal ilan ettiğimizde başımıza bu geliyor. Bakın bu Akdeniz Havzası'nın bir haritası. Görüyorsunuz Türkiye'nin durumu. Dağlarla kaplı, eğimli tarım arazileriyle dolu bir coğrafya. Yani siz bunların içerisindeki küçük ovaları ya da büyük ovaları, aslında bunlar bir Fransa'da, bir Kuzey Avrupa, bir Amerika kıtasına göre çok küçük ovalar. Mesela Küçük Menderes Ovası minicik bir ova. Bizim için büyük ama aslında konvansiyonel tarımı gerçekleştirmek için çok küçük alanlar. Bu alanları ön plana çıkarıp marjinal dediğimiz eğimli tarım alanlarını ikinci plana attığımızda sonuç tarım alanlarının elden çıkması oluyor. Bütün yatırımı ovaya yapıyorsunuz ama dağlarda ne olup bittiğiyle hiç ilgilenmiyorsunuz. İkinci hatamız bu. Bu alanlar, marjinal dediğimiz tarım alanları aslında Türkiye'nin tarımının geleceğini kurtaracak olan en önemli elimizdeki toprak kaynağı. Birazdan neden olduğunu anlatacağım. Ve sonucunda ne oluyor? Bu toprakları marjinal dediğimiz için bakın tarım alanları hızla azalıyor. Meralar boşalıyor ama tarım alanları da azalıyor. Bu paradoksun sebebi marjinal dediğimiz tarım alanlarının tarımsal üretimin dışına çıkması, maden ocağı olması veya terk edilmesi veya diğer tehditlerle karşı karşıya bulunması. Türkiye'nin tarım politikasının odağında yüz ölçümünün çok daha fazlasını marjinal dediğimiz alanlar kapladığı için bu alanlar yer almalıdır. Biz Türkiye'de ova temelli bir tarım politikası yaratamayız. Çünkü bu alanlar bizim tarım alanlarımızın çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Asıl büyük alanlar bu eğimli kıraç araziler. Bizim buna göre bir politika oluşturmamız lazım. Bu politikayı Fransa'da tesis edebilirsiniz, ova tarımı politikasını. Almanya'da tesis edebilirsiniz, Rusya'da, Kuzey Amerika'da yapabilirsiniz. Ama Akdeniz'de tarım politikanızın odağında marjinal tarım arazileri olmak durumunda. Yoksa kuraklık ve tarım arazilerinin kaybedilmesiyle Türkiye'de şu an olan bu karşı karşıya gelirsiniz. Üçüncü verim odağının vaadi sulama. Sulamada da şunu yapıyoruz. Akmakta olan bir sıyı ki çoğu zaman o sular zaten tarımsal sulamada kullanılıyor. Bir barajda topluyoruz. Kanallarla bir yere götürüyoruz ve büyük miktarda bir sulama faaliyeti gerçekleşiyor. Ve suladığımız zaman da verimin daha fazla olacağına dair bir ezber var. Bu ezberi unutmamız gerekiyor. Verim artabilir ama kısa vadede. Uzun vadede verim tekrar düşebilir veya gerçekten sulamadan fayda görebiliriz. Ama bu ürün ve bulunduğumuz yer bazında değişen bir şey. Yani daha çok su, daha çok sulama eşittir daha çok verim ve daha çok tarımsal gelir olsa zaten şu anda planlanan sulama projelerinin çok büyük kısmını tamamlamış bir ülke olarak çoktan zengin olmamız gerekirdi. GAP sonucunda zaten Türkiye ekonomisinin çoktan ayağa kalkması gerekirdi. Ayağa kalkmak şöyle dursun, hepsi zarar. Bunların ekonomik fizibilitelerini araştırıp bulabilirsiniz. Yani sulamanın verimi ve geliri arttığına dair ön yargıdan Türkiye'nin tarım politikasını kurtarmamız lazım. Bu da kolay bir şey değil, biliyorum ama bilimsel veriler ışığında muhakkak başarmamız gereken bir şey. Sulamanın sonucunda da bu oluyor. Harran'da tuzlanma tehlikesi. Neden? Çünkü biz asıl Atatürk Barajı'nın altındaki sulanabilir alivyonlu nehirlerin kollarındaki o alivyonlu arazileri su altında bırakıp Harran'daki, Suruç'taki, Akçakale'deki kıraç topraklara suyu götürdüğümüzde hayatında hiç suyla karşılaşmamış o yarı çöl toprakları hızlı bir şekilde mineralleri üstüne çıkarıyor ve tuzlanma tehlikesi başlıyor. Yani toprağın sulanabilir olup olmadığına bakarak sulama projelerini tesis etmemiz gerekiyor.
Ve sonuç itibariyle sabahtan beri konuşuluyor. Yeraltı sular üzerinde baskı, yerüstü sular üzerinde baskı, Burdur Gölü kurudu. Ne oluyor da kuruyor? Yani Burdur Gölü'nü kaybettik. Salda Gölü'nü kaybetmek üzereyiz, kurumak üzereyiz. Bizim Burdur Havzamız, dünyanın, Türkiye'nin, bırakın dünyayı, dünyanın en büyük tarımsal üretim, en karlı tarımsal üretim havzalarından biri haline mi geldi de bu gölü kaybettik? Hayır. Bütün çiftçilerimiz borçlu. Tamamen zarar ediyoruz. Hiçbir ekonomik karlılığı yok Burdur'da yapılan tarımın. Ama göl tarım nedeniyle kuruyor. Peki biz bunu neden yapıyoruz? Yani asla para kazanmayacağımız, sadece zarar ettiğimiz bir faaliyeti sürdürerek 2 milyar yaşındaki bir gölü kurutuyoruz. Burada bir durmak lazım. Yani bunun hiçbir açıklaması yok. Bunun tek bir açıklaması var. Alışkanlık. Alışkanlıkları sadece evde değil, tarımdaki sulama politikamızda da muhakkak değiştirmek zorundayız. Bunun bir tek sebebi var. Tarımda sulamanın faydalı olduğuna inanmamız. Ama bu sadece bir inanç. Bilimsel bir şey değil. Ne ekonomik olarak ne de ekolojik olarak Türkiye'nin pek çok yerinde sulamanın şu yapıldığı haliyle ne yazık ki bir katma değeri yok. Bütün rakamlar bunu gösteriyor. Bakın çok ilginç. Her yerde sulama ve her yerde silaj. GDO'lu çoğu bunların kaçak girse de Türkiye'ye. Hibrit, GDO'lu tohumlarla silajlık mısır üretiyoruz. Türkiye'de mısırın sulamadan yetiştiği bir tane bölge var. Karadeniz bölgesi. Ve Karadeniz bölgesi Türkiye'de mısır üretimin azaldığı tek yer. Ya o kadar korkunç bir planlama, daha doğrusu plansızlık içindeyiz ki mısırı en fazla yetiştirebileceğimiz yerde mısır üretimi azalıyor. Marmara bölgesinde de mısır susuz yetişebiliyor. Orada da azalıyor. Ama Güneydoğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da mısırın aşırı su tükettiği ne kadar kurak bölge varsa hepsinde mısırın 1999 ile 2015 arasında büyük bir hızla arttığını görüyoruz. Bunun hiçbir açıklaması yok. Tek açıklaması plansızlık ve yanlış su yatırımlarının tarımın lokomotifi haline gelmiş olması. Halbuki bugün açıklanan manifestoda olduğu gibi tarımın lokomotifinin kendisi olması lazım. Tarımsal ürün planlaması olması lazım. Şu anda inek sütü üretiyoruz. Bu üretilen inekler, simmentaller, montofonlar Kuzey Avrupa'nın hayvanları. Dolayısıyla bu coğrafyada en başta gösterdiğim domates fidesi gibi tamamen bu coğrafyanın dışındalar ve dolayısıyla sürekli ilaç, sürekli daha fazla girdi, sürekli daha fazla veterinerlik hizmeti gerektirerek zorla hayatta tutabiliyoruz bu canlıları İzmir'in sıcağında. Ve sonuç itibariyle o kadar fazla girdi, o kadar fazla harcama yapıyoruz ki süte verilen 2 lira 30 kuruş, 2 lira 90 kuruş gibi bir para asla bu gideri karşılamıyor ve çiftçimizin tamamı borçlu, bankalara borçlu. İşte bu nedenle yanlış tohum seçildiği için borçlu. Silaja ve diğer aşırı su tüketen yem bitkileriyle bu işi yaptığımız için borçlu. Halbuki biz İzmir tarımında birazdan söyleyeceğim, su istemeyen yem bitkileriyle pekala biz sulamayı tasarruflu bir şekilde yaparak bu işi başarabiliriz. Ama ne yazık ki şu anda her yerde salma sulama yapılıyor. Ve sonuç sadece ekonomik değil, sosyolojik olarak da yanlış yolda olduğumuzu görebiliriz. Bakın çiftçi sayısındaki azalma, hızlı bir azalma söz konusu Türkiye'de. Eğer tarım karlı bir şey olsaydı çiftçi sayısı azalmazdı veya gayri safi milli hasıla içerisindeki payı sürekli tarımın inşaata göre bir düşüş göstermekte. Mavi olan tarım yukarıdan aşağı inen, aşağıdan yukarı çıkan inşaat. Ve daha detaylı bakarsak aslında devlet su işlerinin projeksiyonu 2030'a kadar tarımsal sulamayı %60'lara kadar düşürmekti. Bakın 2016 yılında yine DSİ'ye göre %71'e kadar sulama miktarı, suya harcanan su miktarı düşmüş. 76, 74, 70 ve 71. Tekrardan 77'ye çıktı sulamanın miktarı. Çünkü sıcaklık ve kuraklıkla su stresi artıyor ve tarımda giderek daha fazla su tüketiyoruz. Bu oranların değişmesi lazım. Yani Türkiye'nin tarımsal sulamada aynı üretimi çok daha az suyla, yarısıyla gerçekleştirebileceğini biliyoruz. Buna yönelik bir ürün planlaması yapılması lazım. Şimdi verim artışı temelli tarım yerine refah artışı odaklı bir tarım konuşuyor olmamız lazım. Hem insanlar için, köylümüz için, üreticimiz için, hem şehirde gıdaya ihtiyacı olan milyonlar için, hem de ekosistem için. Yani bu eski usul
verim artışı temelli tarım yerine içine verimli de dahil eden refah artışı temelli bir tarıma bakmak lazım. Ve bu tasarımdan bu tasarıma geçmemiz lazım. Eğimli arazileri de içine alan, eğimli arazileri de birer tarımsal ekosistem olarak kabul eden farklı bir tarımsal planlamayı, bütünlüklü bir tarımsal planlamayı gündemimize almamız lazım. Başka bir tarım dediğimiz şeyin şifreleri de bu. Başkanımız Tunçer'in Seferihisar'dan beri söylediği başka bir tarım politikasının da şifreleri içerisinde bu kelimeler yer alıyor. Aynen okumak istiyorum. Meraların ve eğimli marjinal tarım arazilerinin yeniden tarımsal ekosisteme dahil olduğu, girdi miktarı düşük, yerli tohum ve hayvan ırklarıyla gerçekleştirilen, küçük üreticinin önünü açan, satış ve ihracat potansiyeli yüksek, biyolojik çeşitliliği koruyan, iklim değişikliğine dirençli, suyu doğru kullanan, refah artışı temelli bir tarım ekonomisinden bahsetmemiz gerekiyor. Biz bunu gerçekleştirebilmek için İzmir'de Ödemiş'te Başkanımız Tunçer'in açıkladığı 6 ayaklı bir tarım programı oluşturduk. Bu tarım programına birazdan geri geleceğim. En önemlisi birinci ayak. O da ürünün planlanması. Yani suda arzı yönetmek yerine talebi yönetmek. Nerede ne ekilirse ne kadar ekonomik elde edilir ve ne kadar suya ihtiyaç olur sorusunun cevabını klasik bir mühendislik projesi mantığıyla önceden planlayıp ona göre yatırım yapmak. Şu anda sulama projelerimiz planlanmış çok uzun süreler ama birçok bölgede, bazı bölgelerde bu yapılmış olabilir ama birçok bölgede ne ekileceğini planlamadan dev yatırımlar yapılmış. Yani bu şuna benziyor. Bir fabrika kuruyorsunuz, içinde bir şey üretiyorsunuz ama ürettiğiniz şeyden para kazanacak mısınız veya ürettiğiniz şeyin alıcısı var mı? Bunu hiç düşünmüyorsunuz. Dolayısıyla tarımda ürün planlaması döneminin tüm tarım havzaları için başlaması gerekiyor. Çok basit algoritmalar var bununla ilgili dünyada yapılan. İrtifaya göre, bakıya göre İzmir içerisinde. Yani Türkiye çok eğimli bir arazi, eğimli bir coğrafya. Her metrede aynı ürünü teşvik veya aynı ürünü yetiştirme politikası yapamazsınız. Mikro havzalar ölçeğinde bu ürün planlamasının muhakkak yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bizim İzmir tarımımızın birinci ayağı ürün envanteri ve planlamasında gözüken bu. Bizim doğru ürünlerin doğru yerlerde yetiştirilmesi için ekonomik ve ekolojik fizibiliteyi birlikte düşünerek bir ürün planlaması yapmamız lazım. Yani nasıl İzmir'in bir imar planı var ise, nerede kaç kat bina yapılacak, neresi yerleşim yeri, neresi yeşil alan, nerede hangi faaliyet yapılabilir bir üst plan yapılıyor ise tarım arazileri için de muhakkak bunu yapmak lazım. Hangi araziler sulamadan verim alabilir? Hangi sulama yapıldığında hangi ürün yetiştirilmelidir? O suyun miktarı ne olmalıdır? Öyle bir su var mıdır? Yok olduğunu biliyoruz ki kaçak kuyular sabahtan beri söyleniyor. Her yerde yüzlercesi, binlercesi açılmaya başlandı. Öyle bir su var mıdır? Elimizde gerçekten emniyetli su rezervinde, örneğin Küçük Menderes Havzası'nın böyle bir su var mıdır? Bunun planlaması yapıldıktan sonra artık tarımın diğer ayakları başlıyor. Yani ilk önemli adım. Sonra üreticiyi bu dönüşümü yapmak için desteklemek. Yani büyükbaş üreticisi olarak zaten iyi kötü bir gelir elde ediyor. Şimdi biz hiç kimse, hepimiz tarımı bilen insanlarız burada. Öyle tahmin ediyorum. Üreticiye şunu diyemez. Büyükbaşı bırakın, silajı bırakın, başka bir şeye geçiyoruz. Böyle bir şey yok. Bunun bir dönüşümünün tasarlanması gerekiyor. Ve bu süreçte de çiftçiye destek vermek gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan bir tanesi bu. Bu dönüşüm sürecinde çiftçinin yanında durmak. Çiftçiye gerekiyorsa alım garantisi, gerekiyorsa satış garantisi vermek. Ardından lojistik işleme ve pazarlama meselesi var. Yani o önceki slaytlardan birinde kırmızıyla yazan kısım bu. Bizim üreticinin gerçekten ürettiği ürünü karşıda alacak birisi olup olmadığını önceden bilerek bu üretimi gerçekleştirmemiz lazım. Yani tüketici hakikaten bu ürünü talep ediyor mu? Ediyorsa kaç lira verebilir? Dünyadaki muadilleri ne kadar? Piyasa içerisinde bunun muadilleri nedir? İthal edildiğinde Türkiye'de bunu çok yaşıyoruz. Daha mı ucuza ithal ediliyor? Yoksa biz gerçekten şehirdeki milyonları besleyebilecek ama çiftçiye de kazandırabilecek bir miktardan bunu üretebiliyor muyuz? Lojistik, paketleme,
pazarlama, satışla ilgili iki tane ayağımız var burada. Dökme ürün yerine üreticinin doğrudan ürünün ambalaja gireceği süreci bilerek bu üretimi gerçekleştirmesi. Son olarak da bunun Ar-Ge'si ve izlenmesiyle ilgili 5. bacağımız var ve tarımda da 12 ay geliri elde etmek için yine başkanımızın vizyonuyla agroturizmi destekliyoruz. Biz buraya baktığımızda aslında İzmir'de fizibilitesi yüksek çok sayıda ürün olduğunu görüyoruz. Mesela küçükbaş ürünleri, mesela zeytin ve zeytinyağı, mesela baklagiller, mesela tahıl, mesela üzüm. Şu anda saydıklarıma baktığınızda şu anda dünyadaki yaygın Akdeniz mutfağı en fazla yaygınlaşan gustolardan biri, gastronomik tercihlerden biri. Şu saydığım ürünlerin hepsi şu anda dünya piyasasında çok ciddi aranan ürünler. Zeytinyağı, üzüm, baklagiller, gluteni düşük, yerli tahıllardan üretilmiş un. Bunların hepsi talebi yüksek olanlar ve tabii ki küçükbaş, keçi ve koyun peyniri. Dolayısıyla İzmir hem ekonomik fizibilitesi hem de ekolojik fizibilitesi yüksek birçok ürünü geliştirebilir. Burada bir değişim yapılması gerekiyor. En başa döneceğim, tohumun değişmesi gerekiyor. Aslında İzmir'de büyükbaşı da küçükbaşı da besleyecek ve daha az sulamayla, tasarruflu sulama yöntemleriyle büyüyebilecek birçok tohum türü var. Eski tohumlar bunlar. Şimdi biz Ödemiş'te bunları tohum olarak yeniden yetiştirmeye başladık. Birçoğunun ismini bile unuttuk. Mürdümük, gambille gibi kış yağmurlarıyla büyüyen yerli tohumlarımızı yem bitkisi olarak yetiştirmeye başladık. Şu anda ne yazık ki karışım, ithal karışımlar tohumda yem bitkisi olarak kullanılıyor. Maltız keçisi, kendi ırklarımız, süt keçisinin orijini, yani keçinin evcilleştirildiği bir coğrafyada yaşıyoruz ama birçok yerde zanen keçisini destekliyoruz. Halbuki Maltız dünyanın en eski süt keçisi ırklarından biri ve çok değerli bir süte sahip. Bu ürünün desteklenmesi ve sonuç olarak bu döngünün kurulması. Bu anlattıklarım 3 aşağı 5 yukarı temel bir felsefe olarak Anadolu'nun, Türkiye'mizin her yerinde geçerli olan ülkeler. Çünkü bu işin özünde başladığım yerde bitirmek istiyorum. Tohum var. Hayvanlar var, bitkiler var ama özünde tohum var ve her tohumun bir karakteri var. O karaktere uygun bir tarımsal üretim biçimi gerçekleştirebilirsek hem kuraklıkla hem de yoksullukla mücadele etmemiz mümkün ve İzmir'de bunu biz başlatmış durumdayız. Ama eğer tohumun karakterinden farklı şeyleri ona dayatmak zorunda kalırsak o zaman cebimizdeki 3 kuruş parayı da ilaçlara, kimyasal gübrelere ve diğer dışarıdan kullanmak zorunda olduğumuz ithal girdileri harcayıp tarımdaki karlılığı düşürüp ve yoksullukla karşı karşıya kalıyoruz. İzmir tarımının tohumun özünü ortaya koyan bu döngüsünün, bu altı ayaklı döngüsünün bir an önce tam olarak İzmir'de, hızla İzmir'de ve Türkiye genelinde uygulanmasını ümit ediyorum. Sabırla dinlediniz, söz verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi tarımsal su planlaması konulu oturumumuza devam ediyoruz. Konuşmacımız Profesör Doktor Süleyman Kodal, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden. Kendisini davet ediyorum. Konusu Türkiye'de tarımda su kullanımı, sulama yönetimi ve teknoloji kullanımı. Hocam, pointer kullanmak ister misiniz? Evet. Belirtebilirsiniz. Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Evet, Türkiye'de tarımda su kullanımı, sulama yönetimi ve teknoloji kullanımı konusunda benim hazırlığım. Önce sulu tarım mı, kuru tarım mı? Farkı nedir? Ne kadar verim artışı sağlanır? Daha doğrusu sulu tarımda kuru tarımı karşılaştırırken verim üzerinden mi karşılaştırmalıyız yoksa gelir artışı üzerinden mi? Bu konuya biraz değinelim.
Elbette ki verim artışı olarak karşılaştırmak doğru değil. Çünkü sulu tarımda sulama başladığında artık tarımın tamamen yapısı değişiyor. Sadece kuru bitkiler değil, sulu bitkiler de devreye giriyor. O yüzden sulamayı sadece verimde, işte buğday veriminde diyelim, kuru bitkilerde buğday veriminde %50 artış sağlar, %80 artış sağlar şeklinde değerlendirmemiz doğru değil. O zaman gelir artışı olarak bakmamız gerekiyor. Evet, sulu tarımda gelir artışı ne kadar? Devlet Su İşleri kayıtlarına göre gelir artışı yaklaşık 5 kat civarında. Türkiye ortalaması 5 kat. Yani kuru tarıma göre sulu tarımda gelir artışı 5 kat civarında. Bu bölgeden bölgeye bir miktar değişebilir ama ortalama değer. Yine yapılan bazı çalışmalar sulu alanlarda 2 ile 14 misli arasında bir artış olduğunu göstermiş. Ama bizim GAP'ta yaptığımız bir çalışmada eğer sulama ile ilgili kurallara dikkat edilirse, su ihtiyacı doğru belirlenirse, sulama zaman planlanmasına dikkat edilirse, optimum bitki deseni çalışması yapılırsa gelir artışının 23 kat kadar olabileceğini belirledik. Bu eğride de görüyoruz, farklı su miktarlarında en sağdaki nokta %100 su miktarı dersek eğer, en soldaki noktada kuru tarımda elde edecek gelir değeri dersek 23 kat gelir artışı sağlanabileceğini gördük. Bir başka çalışma daha var. Örneğin Antalya'da hem açıkta hem de serada üretim yapan bir tarım işletmesini ele aldık. Bu tarım işletmesinin geliriyle hemen yakındaki kuru tarım işletmesinin gelirini karşılaştırmıştık. Tabii burada Avrupa pazarlarının talep ettiği ürünleri yetiştiren, teknolojiyi üst düzeyde kullanan, sebze meyve üretimi yapan, aşılı fide ve tohum üretimi yapan bir işletme vardı. Bu durumda kuru tarıma göre gelir artışının oldukça yüksek olduğunu gördük. 630 kat olarak belirledik. Bu sonuçlar bize gösteriyor ki sulama kuru tarıma göre çok çok fazla gelir artışı sağlayabilir eğer teknolojiyi de doğru şekilde kullanabilirsek. Sektörde su kullanımını birçok konuşmacımız söyledi. %75'i yaklaşık tarımda kullanılıyor. Kalan %25'i diğer sektörlerde kullanılıyor. Tabii tarımda çok küçük bir tasarruf bile yapsak, örneğin %10 civarında bir tasarruf bile yapsak, bu diğer sektörlerde kullanılan suyun yaklaşık 1/3 kadar olmakta. Dolayısıyla tarımda su tasarrufu yapmak durumundayız. Zaten su kaynaklarımız gitgide azalıyor ya da kalite olarak gitgide kalitesi düşüyor. Ayrıca miktar olarak da, ayrıca nüfus artışı olarak da nüfusumuz sürekli artıyor. Tasarruf yapmak zorundayız ama bu tasarrufu sadece tarımda değil, diğer sektörlerde de yapmak zorundayız. Toprak kaynakları konusuna gelirsek, tarım alanımız, geçmiş yıllarda yapılan bir çalışmayı önce özetlemek istiyorum. O zaman tarım alanımız 28 milyon hektar olarak belirlenmiş. Şu anda tarım alanımızın 24 milyon hektara düştüğü rakamlara göre, resmi rakamlara göre belirtiliyor. Sulanabilir alan 25 milyon hektar olarak belirlenmiş. %0 ile %6 eğime kadar olan sulanabilir alan miktarı 13,5 milyon hektar olarak belirlenmiş bu çalışmada. Ekonomik olarak sulanabilecek alan ise 8,5 milyon hektar olarak tespit edilmiş. Bu alan, şu anda da sulanan alan miktarını da belirtelim. 6,65 milyon hektar gerek devlet su işlerinin açtığı sulama alanları, gerek eski köy hizmetlerinin, mülga köy hizmetlerinin açtığı, gerekse halk sulamaları toplam 6,65 milyon hektar. Peki burada benim üzerinde durmak istediğim nokta, 8,5 milyon hektar gerçekten doğru bir rakam mı günümüz koşullarında? Ben buna katılmıyorum. Artık
yeni sulama teknolojileri, damla sulama ve yağmurlama sulamada mekanize yağmurlama sulama sistemleri devreye girdiği için ben ekonomik olarak sulanabilecek tarım alanının 8,5 milyon hektarın çok çok daha üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Ama bu konuda bir çalışma yapılmadığı için ne kadar üzerindedir henüz kesin bir rakam vermemiz zor. Artık eğim çok önemli değil. %6'dan büyük alanlarda bu yağmurlama ya da damla sulama yöntemleriyle sulanması mümkün. Artık ekonomik olarak da eskiden çok pahalıydı damla sulama ilk Türkiye'ye girdiğinde. Ama günümüzde plastik teknolojisindeki gelişmelerle birlikte damla sulamada ekonomik olarak az sınırlara düşmeye başladı. O yüzden tamam 8,5 milyon hektarı ilk aşamada sulamayı açalım ama ondan sonra işimiz bitti dememeliyiz. Mutlaka yeni alanları sulamaya açmalıyız. Evet, sulu tarımda üretim faktörleri oldukça çeşitli, karmaşık. Burada görüyoruz, toprakta bitkiyi yetiştiriyoruz, suyu kullanıyoruz, yağış var. İklim faktörleri önemli, su tüketimi, bitki ne kadar su kullanıyor. Onun yanında çiftçi, tarım tekniği, tarım girdileri, Ar-Ge çalışmaları, eğitim çok önemli. Çiftçi eğitimi çok gerekli ama zor bir işlem. Teknoloji kullanımı, sermaye gerekli. Bütün bunların yanında tarımda üretimi artırabilecek çeşitli faaliyetler. Hepsinin sonucunda amaç çiftçi gelirinin artırılması. Amacımız çiftçi gelirini nasıl artırırız? Tabii bu bölgeden bölgeye çok değişim gösteriyor. Kolay değil. Yani çiftçimizin yaptığı iş aslında çok kolay bir işlem değil. Bir başka üretimi, bir sanayi üretimini her bölgede belki aynı kalitede yapabilirsiniz. Ama bir tarımsal üretimi, bir tarımsal ürünü her bölgede aynı kalitede yetiştiremezsiniz. Hatta hiç yetiştiremeyebilirsiniz. Bu yüzden tarım gerçekten karmaşık, çiftçi açısından da zor bir işlem. Örneğin sulama dediğimiz zaman neye dikkat edeceğiz? Toprak çok önemli. Toprak deyip geçiyoruz. Suyu biz toprağa veriyoruz. Bitki kök bölgesinde depolamaya çalışıyoruz. Bitki kökleriyle o suyu alıp kullanıyor. Bakın bu tabloda kumlu bir toprak ortalama 40 milimetre su tutuyor 1 metre derinlikte. Ama kumlu kirli bir toprak 170, 175, 180 hatta üst sınırlara bakarsak 200 milimetre su tutuyor. Yani 5 kat neredeyse fark var. O zaman çiftçimizin bunu bilmesi gerekir sulama yaparken. Her çiftçimiz toprağını biliyor mu? Toprak analizi yaptırıyor mu? Maalesef hayır. Evet, bilinçli çiftçilerimiz var. Teknolojiyi iyi kullanan çiftçilerimiz var. Ama toprak önemli bir faktör. Birçok çiftçimiz kabaca toprağının nasıl olduğunu biliyor. Kaba bünyeli diyor, ince bünyeli diyor belki. Ama 4 kat fazla su tuttuğunu bilmiyor. Peki toprağı kumlu olan bir çiftçimiz öbür çiftçi gibi, yandaki çiftçi gibi fazla su verdiğinde ne oluyor? Toprak suyu tutamıyor, su derinlere sızıyor ve taban suyunu yükseltiyor, başka sorunlara sebep oluyor. Tabii sulamada bazı kurallar da var. Hangi noktada sulamaya başlamalıyız? Toprağın kullanılabilir su tutma kapasitesi nedir? Bunlar biraz teknik konular, bunları geçiyorum. Bitki önemli, hangi bitki, hangi variyete, bunları hızlı geçeceğim. İklim önemli, topografi önemli, su kaynağı, hepsi önemli. Sulamada temel çalışma bitki su tüketiminden başlar. Önce biz bitkiye ne kadar su verebileceğimizi bilebilmemiz için bitkinin su tüketimini hesaplamak zorundayız. Burada sulamanın temel kaynağı yağışlar. Yetersizse yağış biz o zaman sulama yapmak durumunda kalıyoruz. Ama fazla verdiğimiz su da derine sızma ile bitki kök bölgesinden uzaklaşıyor. Bizim sulamada derine sızmayı minimize etmemiz gerekir. Çünkü verdiğimiz fazla su hem ekonomik kayıptır hem su kaynaklarını boş yere fazladan kullanıyoruz. Hem de verdiğimiz gübreyi yıkamış oluyoruz alt katmanlara kök bölgesinden uzaklaştırıyoruz. Bunlardan kaçınmamız lazım. Daha önce bitki su tüketimi konusunda ilgili kuruluşların rehberleri vardı.
Örneğin en son rehberlerden biri Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan bu mavi kaplı bir rehber. Türkiye'de yetiştirilen bitkilerin su tüketimine rehberi. Yine benzer şekilde devlet su işlerinde de yine bitkilerin su ihtiyacı rehberi diye bir rehber vardı. Bunlar da yöntem olarak Planey Kırdil yöntemi kullanılmıştı ve oldukça eski bir yöntemdi. Yıllardır birçok ülke FAO'nun da önerisiyle Penman-Montek yöntemiyle su tüketimi hesaplamalarına başlamıştı. Bizde de geçtiğimiz 2-3 yıl önce hem Tarım Bakanlığı, TAGEM Başkanlığı'nda devlet su işlerinin katılımıyla ve üniversitelerin katılımıyla yeni bir rehber hazırlandı, bitki su tüketimi rehberi. Bu 2017 yılında basıldı ve web sayfasından da rahatlıkla ulaşıp indirebilirsiniz. Artık Türkiye'de çeşitli, burada yansıda gördüğümüz gibi çeşitli iklim bölgeleri bazında tüm meteoroloji istasyonlarında yetiştirilen, o bölgede yetiştirilen bitkilerin su tüketimleri bu rehberde yer alıyor. Yani eskiden bunu tek tek hesaplamak bayağı bir zaman alıcı, zor bir işlemdi. Konudan uzak olanlar da bunu yanlış yapıyordu. Ama şu anda böyle bir rehber hazırlandı. Olması gereken bir çalışma tamamlanmış oldu. Rehberde olmayan bir konu var. O da serada yetiştirilen bitkilerin su tüketimleri. Bu konuda da bir yüksek lisans tezimiz var. Bundan yararlanıyoruz. Yine DSE'de çalışan bir arkadaşımızın bir yüksek lisans tezi. Ama asıl önemli çalışma da Antalya'da yapılan serada lizimetrelerde bitki su tüketimi çalışması. Bu da tamamlandı. TÜBİTAK projesiydi. Bunu da çalışmalarımızda kullanıyoruz. Bu tür çalışmaların da sayısının artması gerekir. Rehbere de bu çalışmalardan yararlanarak serada yetiştirilen bitkilerin su tüketimlerini ilave etmemiz gerekir önümüzdeki zamanlarda. Evet, tarımda su kayıpları neler? Hangi konularda su kayıpları var? Su tasarrufu yapmak istiyorsak hangi kayıpları azaltabiliriz? Bu konuda benden önceki çalışmacılar, konuşmacılar da söyledi ama bir liste olarak bakarsak eğer, iletim kayıpları, suyun iletilmesi ve dağıtılması sırasında çıkan kayıplar, sulama yöntemlerinden kaynaklanan kayıplar, sulama sistemlerinin işletilmesi sırasında oluşan kayıplar, sulama sistemlerinin tasarımı ve uygun olmayan malzeme kullanımından kaynaklanan kayıplar, sulama programlarından kaynaklanan kayıplar, sulama programlaması yani sulama zaman planlaması diyoruz. Hangi bitkiye ne zaman ne kadar su vereceğiz? Bundan kaynaklanan kayıplar, suyun dağıtımından sorumlu kuruluşlardan kaynaklanan kayıplar, eğitimden kaynaklanan sorunlar, fiyatlandırmadan kaynaklanan kayıp kaçaklar. Fiyatlandırma önemli, suyun ücreti, bazı bölgelerde su ücreti alan bazlı belirlenirken, bazı bölgelerde hacim esaslı belirleniyor, ölçülüyor su eğer ölçülebiliyorsa. Ama alan bazlı su ücreti belirlenen bölgelerde çiftçilerimiz maalesef ne kadar çok su kullanırsam o kadar iyi diyor, nasıl alana göre su ücreti ödüyor. Bu da aşırı su kullanımını bir nevi teşvik eden, özendiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Yeraltı sularının kaynak olarak kullanıldığı bölgelerde oluşan kayıplarımız var. Su kalitesi önemli. Bu kaliteden kaynaklanan kayıplar ve kirlenmiş suların sulamada kullanılmasına oluşan kayıplar. Literatürde verilen kayıplar bunlar. İhtiyaç bu kayıpları azaltacak politikaların oluşturulması diyoruz. Ben bunları hızlı geçiyorum. Sulama şebekesine göre su iletim randımanı ve su kaybı ne kadar? Toprak kanallarda kayıp çok yüksek. Randıman %70, kayıp yaklaşık %30. Bunlar ortalama değerler. Beton kaplamalı kanalda kayıp %15. Kanaletlerde kayıp %3. Tabii bunlar usulüne göre projelendiği koşulda bu kadar kayıp. Eğer eski ise, usulüne göre teknik olarak projelendirilmemişse kayıplar daha yüksek olabilir. Ama basınçlı boru hatlarında kayıplar sıfır. Teorik olarak hiçbir kayıp oluşmuyor diyoruz. O zaman bizim mevcut sistemlerimizi
bir an önce basınçlı sistemlere dönüştürmemiz gerekir. Şu anda yaklaşık devlet su işlerinin rakamları klasik sistemler %34, kanalet sistemleri %38, borumlu sistemler %28. Artış var. Rehabilitasyon projeleri de başladı. Artık devlet su işleri açık kanal inşa etmiyor. Yeni projeler tümüyle basınçlı sistem olarak projeleniyor. Bu çalışmalara da hız vermemiz gerekir. Peki suyu getirdik tarla başına kadar. Tarla içerisinde kayıplar ne kadar? Sulama yöntemlerine göre kayıplar değişiyor. Serbest salma sulamada %30-%40. Oldukça randıman düşük. Dolayısıyla kayıplar %60-%70 oldukça yüksek. Karık sulamada %40 ile %80 arasında randıman var. Yani karık sulama çok iyi projelendirilirse, toprak koşullarına uygun projelendirilirse randıman %80'e kadar ulaşabiliyor. İşte tava sulamada benzeri, yağmurlamada %85'e kadar yükselebiliyor. Sentripiyot sistemler, mekanize sistemler %85, ağaç altı mikro yağmurlamada %90'a kadar randıman yükseliyor. Yani kayıplar %10'a kadar azalıyor. Damla sulamada %85-95 arası, yüzey altı damla sulamada ise %100'e çok yakın. %98 maksimum olarak belirlenmiş. O zaman ne yapmamız gerekir? Şu anda kullanılan basınçlı sistemlerin oranını artırmamız gerekir. Bu konuda tabii çeşitli destekler var. Tarım Bakanlığı'nın destekleri var. Bu destekler devam etmeli ve artırılmalı ki tarımda, tarla içerisinde su uygulamasında karşılaşılan kayıpları iyice minimuma düşürebilelim. Tarım işletmelerinde bu randımanlar göz önüne alınarak bir hesaplama yapılmış. Salma sulamada bir birim alan sulanıyorsa bir suyla, karık sulamada 2.7 birim, yağmurlamada 4 birim, damla sulamada ise 5.1 birim alan sulanabiliyor. Yani 5 katı alan sulanabiliyor. Ya da karık sulamada bir birim alan sulanıyorsa, damla sulamayla yaklaşık 2 katı alan sulama şansımız var. Bunun tersten söylersek, aynı alanı karıkla sularsak, harcadığımız su bir birim, damla ile sularsak yarısı. Yarım miktarda suyla aynı alanı sulama şansımız var. Yani su tasarrufu yapma şansımız var. Evet, kullanılan su miktarları, salma sulamada diyelim 10.000 metreküp hektara su kullanılırken, yağmurlamada 6.000, damla da ise 4.000'e kadar rakam düşebiliyor kullanılan su miktarları. İşte karık sulama eğer doğru projelenirse randıman %80'e kadar çıkabilir demiştik. Yağmurlama sulama yine randıman oldukça yüksek olabilir. Mekanize yağmurlama sulama sistemleri var. Kullanılan sentripiyot sistemler ya da lineer sistemler, tamburalı sistemler. Bu görüntüde Ceylanpınar'da, şu anda Ceylanpınar'da, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 750'ye yakın büyük bu sentripiyot sulama sistemlerinden kuruldu. Hem işçilikten çok büyük oranda tasarruf edildi, hem de sulama suyundan önemli miktarda tasarruf edildi. Oradan bir görüntü bu gördüğümüz. Tabii yağmurlama sulamada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, yüzeyde su birikmemeli, göllenmemeli ve yüzey akışa geçmemeli. Bu da tamamen yağmurlama hızıyla, yani başlıkların verdiği suyun miktarı ile ilgili. Eğer bu verilen başlıklardan verilen su miktarı toprağın infiltrasyon hızını geçerse yüzey akış oluşabilir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Evet, bir sentripiyot sulaması, yurt dışından bir görüntü, uzaktan çekilmiş, hangi bitki olduğu pek fark edilmiyor. Ama yaklaşıldığı zaman bakın, portakal ağaçları, bodur ağaçların sulandığı görülüyor. Artık meyvelerde, bodur meyveler özellikle bu tür yöntemlerle sulanabiliyor.
Ama burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ağaçların dikim şekli. Daha ağaçlar dikilmeden önce sulama yöntemine karar verilmiş, sentripiyotla sulanacağına karar verilmiş. Ona göre ağaçların dikim şekli, bakın, dairesel hat üzerinde belli aralıklarla bir dikim şekli var. Burada hemen yanında sağdaki bölgede yeni bahçe kurulmuş. Orada da fidanlar daha küçük küçük. Orada da aynı şekilde dairesel bir hat üzerinde fidanlar dikilmiş. Teknoloji artık gelişiyor. Ağaçlarda da bu tür sulama sistemleri rahatlıkla kullanılabiliyor. Ağaç altı mikro yağmurlama sulama artık meyve ağaçlarının sulanmasında da kullanılabiliyor. Onlardan bir görüntü. Her ağacın altına bir tane mini yağmurlama başlığı konuyor. Burada da sulama randımanı %90'a kadar yükselebiliyor. Yine bir ağaç altı mikro yağmurlama sulama sistemi. Gelelim damla sulamaya. Sulama randımanı en yüksek olan sulama sistemi. Özellikle yüzey altı damla da daha yüksek. Eğimli alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Farklı damlatıcılar var. Normal damlatıcı, bir de basınç düzenleyicili damlatıcılar var. Yani çukurda da kalsa damlatıcı, yüksekte de kalsa, eğimli arazide bile aynı miktarda suyu damlatabilen damlatıcılar teknolojik olarak imal edilmiş. Bunlar kullanılabiliyor. Yüzey altı damla sulama, toprağın belli bir miktar altına bu damlatıcılar, lateral borular yerleştiriliyor. Özellikle patates sulamasında çok başarılı sonuçlar alınmış. Evet, bir kesit yüzey altı damla sulamadan. Boruyu görüyoruz. Borunun çevresi ıslanmış ama toprak yüzeyi kuru. Herhangi bir ıslaklık yok. Dolayısıyla su kaybı neredeyse sıfır. Evet, yüzey altı damla ve damla sulamada suyun dağılımı damlatıcıdan itibaren nasıldır? Bu görüntüde bize yüzey altı damla sulamada yüzeye bazen su çıkıyor, bazen çıkmıyor. Onu görebiliriz. Peki damla sulama kullanmak bütün sorunları çözer mi? Bana Urfa'da bir toplantıda bir sosyolog öğretim üyesi arkadaşım şunu söylemişti. Toplantıda daha doğrusu dile getirmişti. Teknolojiyi kullanmak sadece yeterli değil. O teknolojinin nasıl kullanılacağını da çok iyi bilmemiz gerekir. Dolayısıyla çiftçilere de bunu çok iyi anlatmamız gerekir, eğitim vermemiz gerekir demişti. Haklıydı, çok haklıydı hocam. Evet, damla sulama her sorunu çözmüyor. Eğer biz onu doğru kullanmazsak yanlış sonuçlara doğru gidiyoruz. Hatta günümüzde artık bazı tabirler çıkmaya başladı. Salma damla sulama gibi. Damla sulama ama salma sulama yapar gibi sulama yapıyoruz. Tabii çiftçimiz bunu bilmediği için böyle yapıyor. Damla sulama zincirinde bazı halkaları biz oluşturduk. Bir, doğru bilgiyle kurulmalı sulama sistemi. İki, doğru proje yapılmalı. Proje doğru hazırlanmalı. Üç, doğru malzeme kullanılmalı. Dört, doğru kurulum yapılmalı araziye. Beş, arazide sistem doğru işletilmeli. Bunların eğer halkalardan birisi bile zayıf ise, kopar ise, çiftçinin artık o sistemden beklediği yararın sağlaması bu sistem mümkün değil. Mutlaka sıkıntılar ortaya çıkar. Peki Türkiye'de durum nasıl? Maalesef sistemlerimiz çok doğru bilgiyle kurulmuyor. Yanlış bilgiler. Damla sulamada çok önemlidir. Toprak analizi yapılması lazım. Su tutma kapasitesinin bilinmesi lazım. Her sulama sisteminde yapılıyor mu? Maalesef hayır. İki, projeleme. Doğru bilgili, bu işin eğitimini almış insanlar mı proje yapıyor? Maalesef tam evet diyemiyoruz buna da. Malzeme olarak doğru diyebiliriz. Kurulum. Sistem kurmayı bilmeyen, damla sulama kurmayı bilmeyen kişiler maalesef sistemleri kuruyorlar. İşletme, çiftçiye geldik, sistemi işletecek. Orada da çiftçi o sistemi doğru bir şekilde maalesef işletemiyor. Bu yüzden büyük kayıplar ortaya çıkıyor. Sayın hocam, toparlayabilir miyiz acaba? Asla. Süremizi
Sonuna geldik. Ziraat mühendislerinin görev yetkilerine ilişkin bir tüzük var. Belki birçoğumuz bunu biliyoruz, ziraat mühendisleri. Kısaca şöyle söyleyeyim. Tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, tarımsal yapılar ve sulama yeni adıyla, eski adıyla kültür teknik bölümü mezunu ziraat mühendisleri tarafından yapılmalı der. Çünkü eğitimini alıyor bu arkadaşlarımız. 4 yıl önce temel dersler, sonra sulama sistemlerinin tasarımı konusunda en son dersimizi alıyor ve sistem nasıl projelenir bunu biliyor. Sulama sistemini projelerken biz hep şunu anlatırız. Tarlanın her yerine hemen hemen aynı miktarda suyu dağıtmak, suyu eş miktarda dağıtmak ve bunu en ucuz sistemle gerçekleştirmek. Ama çiftçimiz bunu bilmiyor. Sulamadan anlamayan bir herhangi bir firmaya gidiyor, sistem istiyor. O diyor ki biz sana bunu kurarız, su projesini de yaparız. Hiç diyor boşa proje parası da verme. Yalan yanlış bir proje yapıyor, sistemi kuruyor, çekiliyor kenara. Parasını ödüyor tabii çiftçi ama çiftçi bakıyor ki sistem doğru düz çalışmıyor. Bunlarla ilgili çok örnekle karşılaştık maalesef. Evet, Ziraat Bankası'nın destekleri vardı. Bu Ziraat Bankası destekleri için, damla sulama, yağmurlama sulama destekleri için geçmişte destekler başlamadan Ziraat Bankası bize Tarım Bakanlığı ile birlikte sormuştu. Destek verelim mi damla sulamaya diye. O zaman Osman abimiz, Profesör Osman Yıldırım ile birlikte bir cevap hazırladık. Dedik ki çok yararlı olur, verilsin ama mutlaka proje yapılsın, kontrol edilsin. Ama Ziraat Bankası, Tarım Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bu desteği başlattı ama proje ve kontrolünü es geçtiler. Ve yapılan projelerin çoğu bizim proje diyemeyeceğimiz projeler. Yalan yanlış projeler. Hiç ilgisi olmayan kişiler proje yapmış, Ziraat Bankası desteklemiş. Maalesef bir başka mühendislik dalı, burada isim vermeyeyim. Ben bir makine projesi ya da bir kimya projesi yapamam ama bir arkadaşımız, bazı arkadaşlarımız ziraat mühendisi olmadığı halde, tarımsal yapılar sulama bölümü mezunu olmadığı halde o projeleri imza atmış altına ve bunlar desteklenmiş. Bunun sonucunda ne oldu? Çok kötü projeler, çok kötü destekler ortaya çıktı. Bir ara Ziraat Bankası'nda çalışan bir arkadaşım Kap bölgesinde yaptıkları bir araştırmanın sonucunu bana iletmişti. Kap bölgesindeki projelerin 1/4'ü ya hiç çalışmıyor ya da çok büyük sorunlu. Yani bütün yatırımlar, emekler maalesef boşa gitmiş. Tabii tarımda etkili su kullanımı için birçok çalışma yapılabilir. Bunlardan biri agroekolojik çalışmalar. Hangi bölgede hangi bitki yetiştirilmeli? Bitki bazındakileri söylemiştim. Tarım işletmesi bazında optimum bitki yeseni çalışmalarına ağırlık vermemiz gerekir. Sulama birliği, kooperatif, su kaynağı, havza bazında ise hem yeterli hem de kısıtlı su koşullarında hem optimum bitki yeseni, hem su dağıtım planlaması, hem de optimum su dağıtımı konularına, optimizasyonla ilgili çalışmalara önem vermek gerekir. Ülke bazında ise tarımsal üretim planlaması çalışmaları çok gerekli. Bundan yaklaşık 30 yıl kadar önce Tarım Bakanlığı'nın düzenlediği bir toplantıya katılmıştım. Ben o zaman daha yeni doçent olmuştum. O zaman tarımsal üretim planlaması yapalım Türkiye'de diye çalışmalar vardı. Ama bugüne kadar bakın 30 yıl geçti. Hiçbir ilerleme kaydedemedik. Bu konuya çok acil ihtiyacımız var. Nerede ne yetiştirmeli Türkiye? Bunu bir an önce ortaya koymakta yarar var. Bunları geçiyorum, vaktimiz az. Evet, teknoloji kullanımı. Tarımda teknoloji olarak sulu tarımda birçok şey var. Sulama yöntemlerinde zaten sürekli gelişmeler var. Artık ne zaman ne kadar çiftçi sulama yapacak bunu doğru belirlemek için sensörler var. Bu sensörler topraktaki nemi okuduktan sonra bir verici yardımıyla uyduya gönderebiliyor. Uydudan gelen veriler bir merkezde işlenip bizim rahatlıkla ona ulaşıp topraktaki nem değişimini izlememiz ve ne zaman sulama yapılacağına karar vermemiz mümkün. Ona göre sulamayı yapmak tabii daha doğru.
sonuçlara yol açıyor. Bunları hızlı geçiyorum. Toprak neminin ölçülmesinde kullanılan tarımsal meteoroloji istasyonları var. Bu istasyonlar belli aralıklarla veri temini yapıyor ve hem su tüketimi tahmininde hem de hastalıkların erken uyarılarında, zararlı ve don uyarılarında kullanılabiliyor. İnsansız hava araçları kullanılabiliyor. Güneş enerjisi destekli sulama sistemleri kullanılabilir. Toprak tuzluluğunun belirlenmesi için çeşitli aletler var. Sektörel su tahsisi projeleri son konu. Aslında başladı bu projeler. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından birçok havzada ihale edildi. Diğerleri devam ediyor. Dolayısıyla mevcut su miktarıyla en fazla kar getiren sektörlere yatırım yapmak ülkemizin ekonomik büyümesi için oldukça önemli. Bu çalışmalarda hangi bitki, hangi sulama alanı, hangi ilçe, hangi havza, alt havza buralara yatırım yapalım sorularının cevabını bulmak mümkün. Yani karar vericilere önemli bir bilgi akışı sağlamak mümkün. Bu projelerde havza bazında, havza içerisinde ya da çeşitli havzalar bazında gelir ne kadar, su miktarı ne kadar, bunları belirlemek mümkün. İşletmenin birim su geliri her havzada aynı değil. Bazı havzalar çok düşük, bazı havzalar çok yüksek olabilir. Yine yatırım yapan karar mercileri bu sonuçları rahatlıkla kullanılabilir. Ama hocam toparlayabilir miyiz acaba? Son cümleleri. 5 dakika geçti. Sayın Başkan. Tamam. Yeni yaptığımız bir çalışma var. Bu çalışmada Seydikemer ilçesine örnek almıştık. Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan bitkilerin net gelir değerlerini kullandık. Bu değerleri gruplandırdığımız zaman ortaya çıkan tablo bu. Ben bu tablonun özetini burada size vermek istiyorum. Açıkta ortalama 65 bitki kullanmışız. Birim alan su ihtiyacı 378 metreküp dekara. Net gelir 1782. Birim su net geliri, birim alan birim su net geliri 5 TL. Yani bir dekarda bir metreküp suyla 5 lira gelir elde edebiliyor çiftçi. Örtü altında ise durum oldukça farklı. 451 su ihtiyacı 13.738 net gelir. Dolayısıyla birim alan birim su net geliri 32 TL. Aradaki oran 6 katı, yaklaşık 6 katı daha fazla gelir elde edebiliyor örtü altı tarımında. Bu sonuçlardan sonra şunu söyleyebiliriz. Sera yapımına destek verilmeli. Madem ki biz su tasarrufu istiyoruz, o zaman serada su çok daha tasarruflu, açıkta üretime göre kullanılıyor. O zaman sera hibesi gerekli. Sera yapımı ve sera tarımı ile ilgili araştırmalara ağırlık verilmeli. Serada bitki tüketim araştırmalarına hız verilmeli. Serada bitki net gelir hesaplamalarına ağırlık verilmeli. Yanlışlardan da bir iki slide göstermek istiyorum. Bakın ağaçlarda damla sulama ile ilgili çok büyük yanlışlar var. Ağacın altına bir sürü boru dolanmış. Bir ağaç sırasına biz deriz ki ya bir ya iki lateral hattı serilir. Ama burada 5, 6, 7, 8 hat çekilebiliyor. Bunlar yanlış uygulamalar. Fazla su verdiğimiz zaman çorak topraklar, tuzlanmış topraklar, bunlarla karşılaşıyoruz. Drenaj ayrı bir sorun, aşırı su. Bu şekilde su tasarrufu ile ilgili konuya dikkat edilmesi gerektiğini her sektörde, hem tarımda hem de diğer sektörlerde vurgulamak istiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, Sayın Doktor Profesör Doktor Süleyman Kodal'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir sonraki konuşmacımız Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ali Halis Uysal. Sunumunun başlığı Türkiye'de tarımsal su yönetimi sorunlar ve çözüm önerileri. Buyurun lütfen.
Sayın Başkan, değerli hazırın, bu geç vakitlere kadar sizi beklettik, özür dilerim. Ben fazla konuşmayı sevmem zaten, bir saat içinde bitirin diye düşünüyorum. Ben bünyesinde 27 bölge birliği bulunan 2500 sulama kooperatifi, 1 milyon 800 bin çiftçisi bulunan Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün 22 Mart. Birleşmiş Milletler suyun önemine binaen 1992'de 22 Mart'ta Dünya Su Günü ilan etmiştir. Biz de bunu her sene Türkiye Sulama Kooperatifleri olarak kutluyoruz. Bu sene şansımız varmış. Sayın Başkanım da geldi. Kooperatifçiliğin mimarı Sayın Hanımefendi de burada. Bu sene bu Dünya Su Günü'nü İzmir'de kutlamaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Konuşmamı başkan söyledi. Su yönetimi hakkında bilgi vermek için söz aldım. Ben 1969'da çıkan 1163 sayılı yasayla 1971'de Türkiye'de ilk sulama kooperatifini Manisa Aksar Beyoba köyüne kurdum. Aynı yasayla da 1992'de Manisa bölgesini kurdum. Hala da başkanlığına devam ediyorum. 2000'de 27 bölge birliği, 2500 sulama kooperatifi, 1 milyon 800 bin çiftçiyi bir araya getirdim. Türkiye Sulama Kooperatifi Merkez Birliği'ni kurdum. Hala da genel başkanlık devam ediyor ama bu sulamadan, yönetimden bir tat alamadım. Sayın Tunç Başkanımın söylediği gibi su yönetiminin değişmesi için ve değişecektir de düşünüyorum. Onun altına seve seve de imzamı atıyorum. Türkiye'de su yönetimi iki kurum tarafından yapılmaktadır. Birincisi 1969'da çıkan 1160 sayılı kooperatifler yasasına istinaden kurulan sulama kooperatifleri, 1996'da da devlet su işleri tarafından özelleştirilen sulama birlikleri. Ne yazık ki sulama birlikleri 2018'de Cumhurbaşkanı tezkeresiyle bütün bölge birlik şeyleri bölgelerine sulama birlik başkanları görevden alındı, kamu atandı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ben Türkiye Devlet Su İşleri'nden ilk ayağımı attığım zaman 71'de dedim ya şu su miktarını bir öğreneyim, Türkiye'nin ne kadar var. Bütün toplantılara kattım, gittim, sordum. Dedikleri şu, burayı iyi dinleyin. Bak neden bunu örnek vermek istiyorum. Neden su yöntemi değişsin, oraya geleceğim. Öğrendiğim şuydu. Su rezervimiz 112 milyar metreküp. Doğru, inandık. Açılımına gelince 90-95 milyar metreküpü gölet ve barajlardan, 10-15 milyar metreküpü akiferlerden, yani biz yeraltı sularından, 2-3 milyar metreküpü de hudut dahil sulardan etti mi 112 milyar metreküp etti. Açılımına gelince %11'i sanayide, %14-15'i içme ve kullanma suyu olarak, %70-75'i de tarımda. Ne yapmak lazım? Tarımı zapturapt altına almak lazım. Sayın Başkanım da ona değindi zaten. Kendisine teşekkür ediyorum. Onun için tedbirler alınması lazım. Başta ne olacak? Bir kere her şeyden evvel damlama sulama yapılması lazım. Daha hala biz %20'lerde damlamadayız. Biz kooperatifler olarak çoğu zaman damlamaya geçtik. Fakat sulama birlikleri daha hala vahşi sulamayla devam ediyorlar. Şimdi sulama yöntemi neden değilsin, ona gelmek istiyorum. Geçenlerde 2020'de, düşünebilirim, 1972'de 112 milyar metreküp su, 2020'de Atatürk Ticaret Odası'nda toplantı vardı, Ankara Ticaret Odası toplantı vardı. Devlet, işte, su işleri yetkilisi
aynı rakamı verdi. Aradan geçmiş 50 sene, daha 112 milyar metreküp sudan bahsediliyor. Şunu söylemek istiyorum. O zamandan beri ağzımda tüy bitti, kimse aldırış etmiyor. Türkiye'de ilk yapılacak iş Milli Su Konseyi'nin kurulmasıdır. Şimdi diyeceksin ki Milli Su Konseyi ne yapacak? Ne yapacak? Bak şimdi size tarif edeyim. İlgili birimler bir araya gelerek buna meteoroloji dahil Milli Su Konseyi kurulacak. Bu Milli Su Konseyi ne yapacak? Böyle 50 senede, 20 senede su tespiti değil de her sene su tespiti yapacak. Gerek havza bazında, gerekse bölge bazında. Size İspanya'da misal vermek istiyorum. Şimdi bölge bazında ya bölge bazında yapıldı su tespiti, Milli Su Konseyi tespit etti. Ben Ege bölgesindeyim. Sizler de burada arkadaşlar Ege bölgesinde. Ne kadar su rezervi var? Diyelim 100 milyar metreküp. Arazi tespiti yapılacak. Şimdi Manisa'dan başlayalım. İlden misal vereyim, daha iyi olacak. Şimdi suyu idareli kullanmak için bir kere tarımda fiziki planlama yapılması lazım. Bu daha olmadı. Fiziki planlamadaki kastım şu. Manisa bazında konuşuyorum. Manisa biliyorsun üzüm memleketi. Ne kadar üzüm yapıyor onu ayıracaksın. Üzümün yanında pancar, pancarın yanında buğday olmayacaktır. Ondan sonra ne kadar buğday yeri olacak onu çıkaracaksın, oturacaksın. Bunu Türkiye bazında yapacaksın. Ha ne yapacaksın? Ne kadar buğday ekilecek sağa çıktı? Hesabını yapacaksın. Yetiyorsa devam. Yetmiyorsa başka ürün desenden alıp bunu takviye edeceksin. İşte o zaman primi öbürüne vereceksin. Bu yapılması lazım diye düşünüyorum. İnşallah bu su yöntemi değişirse daha sağlıklı işler olacağına inanıyorum. Şimdi bir de kooperatife gelince Sayın Başkanım aklıma geliyor. Allah razı olsun. Bir alkışlayalım şu başkanı kooperatife. Bir alkışlar mıyız? Her zaman kooperatifliği savunmuştur. Hele bugünlerde daha da gündemde kendisine bir kooperatif olarak teşekkür ediyorum. Şimdi size bugün kooperatifçilik Türkiye'de yerlerde sürünüyor. Diğer ülkelerde kooperatifçilik üçüncü sektör haline geldiği halde biz daha oraya yetişememişiz. Ben diğer kooperatifleri bile bırakıyorum. Su kooperatifinden bir tek örnek vermek istiyorum. Burayı iyi dinleyin bütün çiftçiler. Ben 1971'de ilk sulama kooperatifi dedim. Manisa bölgesinde Aksaköy, Beyaba köyüne bizim 10 bin dönüm sulama arazisi vardı. 1270 tane de parsel var. Ben orada arazi toplaştırması yaptım. Ne yaptım? 1270 parseli 400 küsur parsele indirdim. Ne yaptım? 6-7 parçalar olan bir kişiye verdim. Dikdörtgen tarlaları yaptım. Başlarına kanallarını getirdim. Yollarını yaptım. Şimdi size soruyorum. Ben bunu yapmamış olsaydım o 1180 parsel ne yapacaktı? Ben bugün o yeri 10 bin dönüm yeri 28 kuyuyla suruyorum. O parseller dursaydı ne yapılacaktı? 7-8 kişi bir araya gelip ya da 10 kişi ya da 5 kişi bir kuyu açacaklardı. Dünyanın kuyusu olacaktı. Onun için burada ilgili bakanlığa da seslenin. Bu kooperatifle devam etsinler. Bu sulanmayı daha tasarruflu olur diye düşünüyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. Bir de bizim başımızda, bizim en büyük girdiğimiz elektrikler, tarımsal elektrikler. Bakın şimdi, şu anda bizim Türkiye Sulama Merkez Birliği'nin 1 katrilyon eski parayla, şimdi 1 milyar lira, 5-6 sene evvel TEDAŞ'a borcumuz vardı. Senelerdir bu silinsin, silinsin diye müracaat ettik. Baktık ki bu arada o 1 katrilyon olmuş 2,5 katrilyon. Buyur. 2,5'da şeylere var, diğer şirketlere var. 5 katrilyon elektrik borcu var. Bunu nasıl öder? Şimdi bir de bir elektriğin üzerinde ne var biliyor musun? Bunlar kalksın, biz bu borcumuzu öderiz. Bir kere %18 KDV var. Efendim %23'e varan kaçaklar var.
Ne yaptı? 41. 5 belediyelere, her belediye değil, şimdiki İzmir Belediyesi gibi kooperatiflere önem veren belediyelere o %5'imiz helal olsun. Böyle belediyeler verilsin. Ne yaptı? 46. 2 TRT payı bana ne? 48. Bir de fon var. 49. Bu kaldırdıktan sonra %50 indirim oluyor. Bunu her yerde söylüyoruz. Hiç bu elektriklerle uğraşan yok diye düşünüyorum. Vakit kalmadı zaten. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Ekonomik sorunlar çözülebilir. Siyasi istikrarsızlıklar giderilebilir. Hatta ve hatta Suriye savaşları da bitebilir. Ama duyarsız kalınan çevre zamanla bizim sonumuzu hazırlayacaktır. Bu duygular içerisinde hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor. Konuşmamı Hazreti Mevlana'nın sözüyle bitirmek istiyorum. Su gibi düğümsüz olun. Sağ olun.